Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, yanımızda araba videolarından çok iyi tanıdığımız Doğan var. Doğan hoş geldin. Merhaba, videomuza. Hoş. Herkese hoş bulduk. Bu videomuzda Doğan Kabak'la birlikte patronumuzun güzide arabası Mercedes G500'ü inceliyoruz. Arabamız bu abi. Seni de çağırdık buralara. Eyvallah. Geldin. Çok İstanbul'dan teşekkür ederim. İstanbul'dan geldim. Aynen abi. Çok sevindik tanıştığımıza. Eyvallah. Da. Ben şimdi bizimkilerin en çok merak ettiği soruyu sana açılışta soruyorum. Bu araba ne kadar abi? Boşu. Yani en baz modeli boş, şu anda G500'ün 1.560.000 olur sana. Son. 1.700 gördüm. Mesela bu arabaya boya alıyorsun abi. Boya işte yeşil bize teste gelmişti. 20.000 TL mesela. İşte dizayn o paketi var. Koltukları değişiyor. Onu ekliyorsun. Bir 20 daha eklendi. Onu aldın, bunu aldın. O oldu, bu oldu. 1.700'e çıkar. Bu araba da boş bir araba değil zaten. Şimdi Doğan ilk bizim ofise geldiğinde bu arabanın kapısı sesi için AK47 demişti. O sesi bir paylaşmak istiyorum takipçilerimizle. Ne baksana abi. Bekle orada abi. Bu da arabanın kilitlenme sesi. Gel abi. Nedir bu arabanın tasarımsal özellikleri? Kapı sesinden bir devam edeyim hemen, ondan sonra ona geçeyim. Kapı tamam sesinde abi şöyle bir durum var. 1950'lerde de bu kapı sesi vardı. Şu anda da var ama şu anda bambaşka bir teknolojiyle üretiliyor araba. Bu araba geçen seneye kadar 80 modelini aldığında onu mesela 2010'a çevirebiliyordun. Her şey aynı. Sadece farları değiştiriyor, stopları değiştiriyor, ön panjuru değiştiriyor ve yeni model olarak sunuyor onu. Tabii ki teknolojik özellikler ve altyapı yenileniyor ama dışına baktığında aynı arabayı görüyorsun. Ama şu andaki bu gördüğün tasarım G serisinin en radikal tasarımı. Şey radikalden en fazla kastım. Değişmiş tasarımı. Daha öncekiler hep makyaj gibi görünüyordu. Bu kasa değişimi artık. Gidip 2016'nın bir parçasını buna takamazsın şu anda. Bu jantların birçok seçeneği var. Bu çok kollu bir jant seçilmiş. Bence güzel bir jant. Basamaklarımız var. Polo alınıyor mu ya bunun jantıyla? Alırsın tabii. Güzel bir polo alırsın. Burnmaster ses sistemimiz var abi. Güzel bir ses sistemidir. Bunun mesela daha üst paketleri de var. Hep böyle steple bu arabada 5. lastik yani burada oluyor. Bu da klasik geçmiş bir tasarım. Bagajı da böyle buzdolabı gibi açılıyor. Buraya şeyi takıyoruz abi herhalde. Amerika'dan özel aynen getirdiğimiz şeyi takıveriyoruz. Bu ekstra deponun muhtemelen bir parçası. 100 litreye kadar çıkıyor ekstra depoyla mesela. Çok uzun yol yapan bir adamsın. Motor herhalde öyle sizin. Yani normalde 75 litre depoyla. Eskiden bu kadar büyük hacimli motorda, büyük bir kasada inanılmaz yakıt tüketimi olurdu. Şu anda bununla şehir içinde 12-13 litrelerde gezersin. Basmazsan, dikkat edersen. Şeyi çok merak ediyorum ya. Harbiden merak ediyorum ya. Mesela burada V8 ne abi bundan mı? Bu motorun abi kaç silindir olduğunu gösteriyor. 8 silindirli. Şeklini söylüyor bu. Evet 8 ama V şeklinde. 4 silindir burada, 4 silindir burada. Ne oldu V? Oh, abi çok teşekkür ederim ya. Abi. Yani kule gergisi bile koymuş adam ya. O ne abi kule gergisi? Şu işte abi. Aslında yani şimdi bu araba araziye göre tasarlandığı için çok fazla burkuluyor ya araziye, hı-hı, girince araba. Hı-hı. Herhangi bir yerinde kaçma olmasın, oynama olmasın şaselerinde falan diye. İyice sağlamlaştırıyorlar yapıyı. Vuruyor. Eskisinden daha sağlam oldu. Önündeki logo kısmının şu cam olmasının farklı bir özelliği oluyor abi. Şimdi o onun içinde işte radarlar var yani. Aslında bir dalga yayıyor. Takip mesafesini ayarlıyorsun. Yaklaştırıyorsun, uzaklaştırıyorsun. Bu abi arazide kullanmak için bu kamera. Hem de park asistanı aslında. Ama daha çok bu arabada olmasının nedeni arazide kullanmak için. Şimdi mesela önünü mü görüyor? Evet yani bir tane işte kaya geçişi yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Buradan bakıyorsun. Kurtardın mı kayayı, ağacı? Bu işte bu kamera görüntülerini birleştirip sana 360 derecelik bir görüntü yaratıyor. Onları biraz sert kapatmamız lazım arkadaşlar. G500 alırsanız bir gün aklınızda olsun. Kapılar biraz sert kapanıyor. Biraz da içine bakalım. Tabii. Sonra zaten tura çıkacağız. Şimdi geldik, arabamızı çalıştırdık. Önce bir onu bir görelim. Nasıl uyandı ya? Evet hafif sallıyor, o niye? İşte V motorun özelliklerinden bir tanesi aslında yani. Çalışmaya başlıyor işte, hareket alıyor artık. Direkt şu ön panelle başlamak istiyorum. Çünkü bu Mercedes'in yenisi. Şuralar tamamen dijitale dönmüş durumda. Burada bir göstergemiz var. Hemen bu göstergenin sol tarafında yakıt durumunu görüyoruz. Ha, oraya dokunmatik bir tuş eklemişler. Ya, bu çok bu acayip sezgisel çalışıyor. Çok iyi olmuş. Çok da güzel çalışıyor. Göstergemizin sol tarafında bildiğimiz standart eko göstergesi. Şöyle kaydırayım, sen de öğrendin. Menzilimiz. Şu an durduğu yerde 2 litre yakıyor araba. Aynen bu toplam yaptığımız kilometreyi görüyoruz. Şurada da sıfırlama itibariyle 20 litre ile geliyormuş abi bu arada araç. Diğer ekranımızda ise burada arabanın modlarını görüyoruz şu anda. Bunlar Sport, Eco, Comfort ve Individual. Individual'da işte kendin istediğini ayarlıyorsun. Individual'a geldin, uyarlaya bastın. Ne diyor? Tahrik diyor. Aslında tahrik dediği gaz tepkilerini daha keskin yapıyor. Biraz daha yüksek devirde vites değiştiriyor. Şanzıman da aynı şekilde biraz daha yüksek devirde vites değiştiriyor ve daha hızlı değişim sağlıyor. Burada diyebilirsin ki tahriği yani şanzıman modunu ve şeyi değiştirme gaz tepkisini. Direksiyon manevrası. Bunu sport aldığında direksiyon, aynen, sertleşiyor. Konfor aldığında yumuşuyor. İşte eco start stop kapalı diyorsun. Araba kapatıp kendini açmıyor ışıklarda falan. Şundan biraz bahsedebiliriz. Burada bir tane kolçağımız var arkadaşlar. Mouse bu pad. Aynı zamanda mousepad. Aynen buradan tüm her şeyi yönetebiliyoruz. Şurada arabanın sürüş modlarını ayarladığımız bir dinamik butonu var. Işık ayarlarından buradan bayağı bir şey seçebiliyorsun. Aa, RGB şey koymuş adam oraya. Şerit ledlerin hepsi değişiyor bak. Bir de önün, arkanın ve ekranın parlaklığında buradan ayarlayabiliyorsun. O çok renkli animasyon giderken sürekli değiştiriyor. Farklı arabası gibi. Evet, aynen. Klimaya geçtiğinde mesela sıcak üflüyorsa hava, bu etrafındakiler kırmızı yanıyor. Soğuk üflüyorsa mavi yanıyor. İnce ayrıntı ama böyle şeyler biraz keyif veriyor insana. Bak orası mor oldu mesela.
şu butonlar ne abi? Diferansiyel kilitleri. 1'e bastığında orta diferansiyeli kilitliyor. 2'ye bastığında arka diferansiyeli kilitliyor ve aktif ediyor aynı zamanda. 3'e bastığında ön diferansiyeli kilitliyor. Araziye çıktığında baktın ki arazi çok sert bir arazi. Bütün diferansiyelleri kilitliyorsun. Öyle hareket ediyorsun. Evet, şimdi de arabanın sağ ekranındaki menüye geldik. Arkadaşlar radyomuz var. Sisteme bir gireyim bakayım, merak ettim. Görüntü ve stiller. Buradan işte ekranı değiştirebiliyorsun, ana ekranı. Şimdi mesela sportif yap abi. Bak şimdi oraya. Oo, klasik de harbiden klasikmiş. Biz demek ki evet, hatırlarsın o göstergeyi. Moderndeymişiz demek ki abi. Bu kişiselleştirme muhtemelen diyelim ben Ahmet'im, sen Mehmet'sin. Evet, koltuk ayarları vesaire kısmını yapıyor. Araç menüsünde şimdi arabaya girdiğimizde standart Dynamic Select, işte spor mu, eko mu vesaire vesaire. Sürüş yardımı muhtemelen bu. Trafik işareti asansörü. Kamera ve park. Aktif fren asistanımız var. Onu da burada erken zamanında geç şeklinde ayarlayabiliyoruz. Enteresan bir şey göstereyim sana abi. Nereye arıyor? Bak şimdi nereye arıyoruz, iyi dinle. Alo. Şehir merkezi iyi misiniz? İyiyiz, herhangi bir problem yok. Ben şu anda nereyle konuşuyorum peki ülke olarak? Şu an Almanya Berlin'e bağlandı. Peki çok teşekkür ederim, fazla meşgul etmeyelim hattı biz, sağ olun. Senden gerekli bilgileri alıyor kaza yaptıysan. Zaten sen basmadıysan da bir kaza esnasında çok büyük ihtimalle bu devreye girmiş oluyor. 2019'dan itibaren, Ocak ayından itibaren ithal edilen arabaların hepsinde bu olmak zorunda. Bu görüntüde bir Tesla da etkilenmiştim, onunki de çok iyi abi. Uzaya geldi. Şey gibi yani, lisede coğrafya atlas verirlerdi ya, onun gibi yani. Güzel, sezgisel de hızlı da çalışıyor. Bilmiyorum, bir yola mı çıksak ya, ben tamam. Bir heyecanlandım. Aynen. Biraz motordan bahsedelim abi. Şimdi nedir arabamızın öncelikle olayı? Motorumuz kaç bin? 2.0 mu? 3.0 mu? Motor 422 beygirlik bir motor. Torku çok yüksek. 610 Nm. Bu da tabii yaklaşık 5.5 saniyelerde 0'a çıkmasına neden oluyor. Bu büyüklükte bir araba için müthiş bir şey. Bu araba 2429 kilo. Bir de tabii ağır arazi sistemi var tabii yani. Normal bir 4 çeker sistemi değil. Bas bak gaza. 610 Nm de bu işte yani. Kaymak gibi. Ha, elektrikli motor gibi. Hissiyatı. Elektrikli motorların en büyük özelliği bir devir bandı olmadığı için direkt olarak aktarıyor gücü lastiklere. 9 ileri bir şanzıman var bunda, G-Tronic. Aktarma organları falan o kadar iyi ki sen gaza bastığın anda anında tepki alıyorsun. 2 tane turbo var. Bir tanesi alt devirleri besliyor. Bir tanesi üst devirleri besliyor. Aynı zamanda çalışmıyor yani ikisi birden. Eyvallah. O yüzden de hiçbir gecikme yok. Önceki kasaları yol tutuş açısından çok eleştiriliyordu. Fizik kanunu işte. Arabanın ne kadar yerden yüksekse o kadar kötü yol tutar mantığı. O yüzden yarış arabaları yerdedir ya, böyle basıktır iyice. O mantık ya da aslında. Sivikler abi onların. Sivikleri de ayrı bir yere koymak lazım. Ben yerde giden Sivik gördüm abi. Hani sevgili kuzenime selamlar, o da o işin hastası. O şey var, derecesi falan var ya, yere en yakın Sivik. Hadi. Böyle derece mi var? Evet, ben de ilk kez duyuyorum. Neden bu kadar sert bu araba? Bir hayal kırıklığı gibi bir şey oldu bende. Jant büyüyünce lastik yanağı inceliyor. O tabii görünümü çok güzelleştiriyor, evet. Ama konfordan biraz çalıyor. AMG sanırım o fasıl oluyor değil mi, evet, araçta? Aynen, bunda AMG jant var. Bunda adaptif süspansiyon yok. Adaptif süspansiyon dediğim şey aslında havalı süspansiyon. Onda tabii süspansiyonun sertliğini de ayarlayabiliyorsun. Abi şu an bir şey diyeceğim de XC90 falan yalanmış ya bunun sürüşünün yanında. Bill Clinton gibi falan hissediyorum kendimi ya. Şimdi şu 0'dan 100 olayını deneyeceğiz. Harbiden 5.9 saniye. Sport'u aldım. Allah. 100 olmuşuz yalnız. Evet. Bir daha konuşalım abi. İçinde apaçilik var. Şimdi arkadaşlar kamera çekiyor mesela, 90'da şu an. 88. İlk defa gördüm hızın onar onar atladığını abi. Hani bak, şerit değiştirirken direksiyon titriyor. Sinyal vermeden değiştirdiği için uyarıyor seni. Bir şey diyeceğim, nerede o kamera? Sevgili Mercedes, şu an Türkiye'desin. Ben vereyim hadi sinyal bir. Düz camların getirdiği avantaj şu. Cam ne kadar düz sağlam o kadar genişliyor. O yüzden yola çok hakim bir pozisyonda kullanıyorsun. Şimdi çakozladım o meseleyi. Bir internette bir efsane dolanıyor. Bunların hepsinin camları kurşun geçirmez diyorlar ama. O efsane. Fake yani. Değil mi? Efsane. Onu bakayım diye ben şuradan. Hani çak 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 diye. Senin asıl uzmanlığın ses değil mi? Ben de sana bir efsane sorayım. Bu arabalardaki müzik sisteminde mesela kaliteyi belirleyici faktörlerden bir tanesi de şey diyorlar. Mesela demin açıktı ses. Sen konuşuyorsun, ben seni duyuyordum. Aynen, akustik deniyor abi ona. Evet, öyle bir şey var değil mi yani? Tamam. Aynen, o direkt ses sistemiyle ilgili değil, arabanın iç tasarımıyla ilgili bir şey. Yani ta en başından hesaplanan bir şey. Daha güçlüsünü takarsın. Bu sefer yolda giderken ırr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 r
geri görüyorum ben. Koltukların yan taraflarını, kolçaklar yine S serisinden bildiğimiz. Sola dönüyorsan soldan o geliyor, sağdan o geliyor. Adaptif. Ama bu kapaklar uçak koltuğu gibi. Şuraları ayarlanıyor bak. Bizim kanaldan bahsedebiliriz arkadaşlar. Aa, onu bahsetmedik ya hiç. Değil böyle pat diye gibi, sen herkes aynen tanıyor gibi. Bu arada arkadaşlar aynen Doğan Kabahan'la YouTube kanalı var. Açıklama kısmına bağlantı bıraktık. Oradan onun da kanalına abone olabilirsiniz. Hatta Instagram'ını bile bıraktık. Oradan bulabilirsiniz. Otomobil 5 duyuya hitap eden bir şey. Yani işte kokunuyorsun, aynen, duyuyorsun, kokluyorsun. Bu koku için bile her marka, bu sıfır kokusu dediğimiz şey var ya. İşte aynen, insanda aidiyet duygusu yaratsın
falan diye özellikle çalışıyorlar bu kokuya. Her markanın kendine özgü bir kokusu bile var yani. Biraz cılızlaştırmışlar. Evet. O ne harbiden orada? Abi mecbur binerken buna tutunup bineceksin. Çok yüksek araba. Bir de arazide. Şimdi sen direksiyonu tutunuyorsun burada. Buraya tutunuyor yanındaki de. Bu en buradaki kamera. Evet. Gördün mü bak nasıl görüyorsun her yeri. Burada yani şeye vurma şansın yok arazide falan. Evet, otomatik park asistanımız da var. Park evet, meselesi abi, biraz sıkıntılıydı abi. Şimdi onu bir denemek bak, istiyorum abi. Şurada ağaç falan da var zaten. Buraya yanaşırsa müthiş olur ama. Aha gördü. Bak gördü abi. Elim ayağımı çektim. Fren sende. Fren bende aynen. Tamam. B'ye al abi. Vay be. Yeni hadi bir inelim. Bir şey diyeceğim. Sıfır yanaşmış kaldırma. Şimdi otomatik parkımız oldu. Başarılı abi galiba. Ha şu meşhur logoyu bir çekelim hocam. Bakın gördüğünüz gibi Mercedes logosu. Muhtemelen aynanın oradan geliyor. Aynen. Bak hop tık hop tık hop tık. Bence otoparkımız da gayet iyi. Yani gayet otomatik güzel. Parkta havamız da karardı arkadaşlar. Artık zaten çekim koşulları da daha fazla çekim yapmamıza izin vermeyecek için. Burada videomuzu bu kadar zenginlikte bizim bünyede durmayacağı için. Aynen yeter artık. Ben bayağı iyiyim ama şu an. Bir saat daha böyle idare ederim gibi görünüyor. Tolaya doğru geçelim. Kendine gelirsin. Aynen. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda YouTube'dan tanıdığımız çok sevgili arkadaşımız Doğan Kabak ile birlikte Mercedes G500'e bir inceleme yaptık. Tabii ki de biz bir teknoloji kanalıyız. Senin kendi kanalında olsa muhtemelen çok daha fazla detaylar falan evet, filan olabilir. Ben de çok tekneye detay girmek istemedim arkadaşları aynen, sıkmamak için. Biz biraz daha böyle kaba taslak. Aynen. Arabanın teknolojik durumunu ve ön panelini sizlere izah etmeye çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur. Araba konusunda iddialı bir kanal değiliz. Sürçülisan ettik. Affola senden ve bütün eyvallah, araba sevdalarından. Bu arada Doğan Kaban da YouTube kanalını açıklama kısmına bıraktık arkadaşlar. Instagram hesabında bıraktık. Dilerseniz kendisini eyvallah, oradan takip edebilirsiniz. Ben de beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Buradan selamlar aynen, olsun bütün takipçilerinize. O zaman arkadaşlar sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şey bizlere sormayı unutmayın diyeceğim de anlamsız oluyor. Sorabilirsiniz yani yorum bölümünden sen ayrıca. Sen kafasına takılırsa unutmayacaktır. Muhtemelen Doğan da bakar yorumlara ona aynen, da bir şeyler. Da işte diğerinden sorabilirsiniz. YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda benim Polo'yu inceleyeceğiz. Zirve artık. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Ekranda durmakta olan videoları tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen şurada bir yerde de abone ol butonu var. Ona da basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu da Mercedes Farı.